O da oldu bak. Ben de sen de tam gelecek dedim. İnsanlığın hidayeti için son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'ya kadar göndermiş olduğun bütün kutlu nebilere salatü selamlarımızı arz ediyoruz. Sen haberdar eyle Allah'ım. Muhtarları dikkate almazsak inanın devletle vatandaş arasını daha çok açmış oluruz. Onun içindir ki bugün Türkiye'de genelinde bugün en başarılı belediye başkanlarına bakıyoruz. Niye başarılıdır dedim baktığımızda muhtarlarıyla çalışan belediye başkanları başarılıdır. Mutlaka başarısız belediye başkanları da vardır. Onlar bugün Midyat Muhtarlar Yardımlaşma Derneği'nin açılışı için bir araya geliyoruz. Tabii ki birlik olmak, güç birliği yapmak güzel hasletler. Muhtarlık müessesesi yönetim tarihimizde, devlet geleneğimizde uzun yıllardan beri var olan ve vatandaşa en yakın devlet yetkilisi olan bir hizmet birimidir. Özellikle son 15 yılda ciddi manada fonksiyonellik kazandırıldı bu müesseseye. Gerek muhtarlarımızın özlük hakları olsun, gerekse mahallelere, köylere yapılan yatırımlar olsun, devletimiz ciddi yatırımlar yaptı, ciddi hizmetler yaptı. Tabii ki insanoğlu ne kadar daha iyi bir hizmet görürse bir tık üzerine arzu eder. Bu tüm dünyada, tüm toplumlarda böyledir. Tabii ki bu yapılan hizmetler, yapılan yatırımlar nihai hizmetler değildir, nihai yatırımlar değildir. İnşallah üzerine çok daha güzel hizmetler bina edilecektir, yükselecektir. Bunun için bizim tek arzumuz vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın birlik beraberlik içerisinde, huzur içerisinde memleketlerine sahip çıkmaları, huzurlarına sahip çıkmaları, hiçbir terör örgütüne, hiçbir yasa dışı oluşuma tevessül etmemeleri, destek çıkmamalarıdır. Bu memleketin huzuru hepimizin huzurudur. Bu memleketin insanı hepimizin insanıdır. Burada hiçbir insanımızın başka yerlere göç edip iş araması arzusunda değiliz. Kendi bölgesinde, huzur içerisinde tarlasını işleyip ekmeğini çıkarması bizim en büyük arzumuzdur. Bunun için tabii ki muhtarlarımıza birlik konusunda, huzur konusunda ciddi işler düşüyor. Devletimiz yatırımlarını yapar. Evet, talepler çoktur. Devletimiz güçlüdür elhamdülillah. Bu hizmetleri hep beraber çalışarak, biraz da sabrederek inşallah yerine getireceğiz. Bu Muhtarlar Derneği'nin de biz hizmet için, vatandaşımızın huzuru için, güvenliği, emniyeti için bir vesile kapısı olacağına inanıyoruz. Tüm dernek yönetimine, derneğe üye olan kardeşlerimize bu yolda başarılar diliyoruz. Rabbim mahcup etmesin. Bizler de devlet olarak memlekete yapılacak her türlü katkıya destek vereceğimizi bir kez daha beyan ediyoruz. Her ay biliyorsunuz buradaki muhtarlarımızla tüm kurumlarımızın iştirakiyle, belediyemizin, Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakiyle istişare toplantıları yapıyoruz. Çünkü bir yerde hizmet ediyorsanız oradaki insanları sizin dikkate almanız lazım. Taleplerini, sorunlarını, düşüncelerini, temayüllerini sizin takip etmeniz lazım. Nabzını sürekli takip etmeniz lazım. Nasıl ki bir doktor
bir hastaya nabzını ölçmeden, kan değerlerini bilmeden kafasına göre ilaç veremiyorsa, verdiği takdirde ölümüne dahi yol açabiliyorsa, yönetim işi de bu şekilde, bu derece hassas olan bir iştir. Sürekli bir elinizin nabızda olması lazım. Bu nabzın tutacağınız yerde bizim yönetim sistemimizde muhtarlarımızdır. Vatandaşlarımızın tabii ki hepsidir. Ama muhtarlarımız onların temsilcisi olarak sürekli zaten bizlerle bir aradalar, bizlerle istişare halindeler. Bizler de her zaman kapımızı açık tutuyoruz. Bu noktada her ay düzenli istişare toplantıları yapıyoruz. Tabii bu salgın hastalık sürecinde Mart ayından itibaren bir 4 aylık ara vermiştik. Ama şu an tekrar Ağustos ayında ve Temmuz ayında yaptık. Şimdi kısmetse Eylül ayında da yapacağız. Ve bu toplantıya Sayın Mardin Milletvekilimiz Cengiz Demirkaya da iştirak edecek. Orada tabii ki az önce dernek başkanımızın söylediği sorunları, talepleri kendilerine de iletme fırsatı bulacaklardır. Kapımız her zaman muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza açıktır. Bunu buradan bir kez daha dile getiriyorum. Bu derneğin hayırlara vesile olmasını, vatandaşlarımızın refahına vesile olmasını bir kez daha Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Hepinize katılımınız için, katkılarınız için teşekkür eder, hayırlı günler diliyorum. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, bugün Midyat'ta Midyat Muhtarlar Derneği'nin açılışını yapıyoruz. Muhtar, demokrasinin temel taşı, halkın hür iradesi ve bu ülkenin gerçekten temelinde oluşan o taştır muhtar. Yani o taş yerinden oynayamaz, oynatılamaz. Çünkü vatandaşın sıcak elini vatandaşa değdiren muhtardır. Vatandaşı devletle kucaklaştıran, buluşturan yine muhtardır. Dolayısıyla muhtar, vatandaş ile devlet arasında var olan bir köprüdür. Biz hala 1924 Anayasası'ndan kalan köy kanunuyla muhtarlığı yapıyoruz. Dolayısıyla ülkemizde köy de kalmadı. 37 bin köyümüz 14 bine indi. Dolayısıyla 37 bin tane mahallemiz oldu. Kaldı ki acilen Türkiye'nin günün koşullarına ve şartlarına uygun bir mahalle muhtarlıkları kanununa ihtiyacımız vardır. İki, muhtarların seçim kanunu mutlaka ve mutlaka değişmelidir. Üç, Muhtarlar Birliği'nin Türkiye'de kurulması. Şunu da ben söylemek istiyorum. Midyat'ımızda üyeleri seçilmiş muhtar olan iki tane derneğin olması bizim arzuladığımız bir konu değildir. Ben burada Sayın Kaymakamdan da rica ediyorum. İnşallah var olan iki derneğimizi birleştirerek tek çatı altında toplanıp daha güzel hizmetler vereceğine inanıyorum. Hepinize saygılar sunarım. Bu derneğimizin hayırlara ve daha hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ederim. Seçilmiş anlamına gelen muhtarlar terim olarak mahalle veya köyün işlerini yönetmek için atanmış seçilmiş idareci demektir. Büyük devlet olma vizyonu en başta yerelde başlar. Geleceğin Türkiye'sini birlikte inşa etmek için milletimizin tercihiyle iş başına gelmiş muhtarlarımızın daha müreffeh günler için çaba göstermesi adına ülke genelinde olduğu gibi burada da bir çatı altında toplanmış bulunmaktayız. Kadim şehir Midyat'ımızın muhtarlarıyla çıktığımız bu yolda halkımızın beklentilerini, dilek ve temellerini siz değerli devlet büyüklerimize iletip çözüme kavuşmasına katkıda bulunmayı temenni ediyoruz. Bu vesileyle Midyat Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizin açılışına hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri, bize destek veren tüm halkımıza karşı muvaffak etmesini diliyoruz.